Arkadaşlar merhabalar. İrfan Özdemir, 3B Eğitim Kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bugün yeni bir dersle karşınızdayım. Hatırlayacağınız üzere fiil konusundan başlamıştık. Kılış oluş durum fiillerinden başlayıp fiilde kip, zaman kayması, fiilde zaman konularını anlatmıştık. Ek fiili anlattık en son. Bugünkü dersimizde de fiilimsi işleyeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Fiilimsi nedir? Kaça ayrılır? Bunu anlatacağım. Bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz beraber. Ve inşallah bu konuyu iyice pekiştirmiş olacağız. Size tavsiyem dersi dinlerken not almanız. Arkadaşlar mutlaka not almanızı tavsiye ediyorum. Hemen akabinde bizim PDF'lerdeki, modüllerdeki ve sizin ek kaynaklarınızdaki fiilimsi ile ilgili testleri mutlaka çözmeniz. Çözemediğiniz sorular varsa bunları bizimle paylaşabilirsiniz diyorum ve başlıyoruz. Arkadaşlar mavimsi deyince ne anlıyorsunuz? Maviyi andıran, maviye benzeyen, mavi olmayan, ekşimsi denilince ne geliyor akla? O tadı andıran, o tada benzeyen ama ekşi olmayan. O halde fiilimsi, eylemsi, fiili andıran, fiile benzeyen fakat fiil olmayan sözcüklerdir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hemen bakıyorum. Tanım şeklinde yazmadım ben fiilimsiyi. Maddeler halinde fiilimsinin ne olduğunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. O halde başlayalım. Fiil kökünden türer fakat fiil gibi çekimlenemez. Evet, çok önemli. Kökü fiildir. Veya gövde halinde bir fiil şeklinde de karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar, fiil kökünden türer çoğunlukla. Fakat fiil gibi çekimlenemez. Olumsuz şekli yapılabilir. Gelen, gelmeyen, gelerek, gelmeyerek, gelmeyi, gelmemeyi, gelince, gelmeyince şeklinde. Bakın tüm fiilimsilerin olumsuz şekli yapılabiliyor. Ve arkadaşlar en önemli nokta bu. Bazı özel ekler alıyor fiilimsiler. Aldığı bazı özel ekler sayesinde. Arkadaşlar cümlede ya isim oluyor, ya sıfat oluyor veya zarf oluyor. O özel ekleri biraz sonra sizlere anlatacağım. Burayı tekrar etmekte fayda var. Bazı özel ekler alıyor. Almış olduğu bu özel ekler sayesinde cümlede ya isim ya sıfat ya zarf oluyor. Zaten biz fiilimsiyi kaça ayırıyoruz? Üçe ayırıyoruz. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Ve arkadaşlar bir başka madde tüm eylemsi eklerini ekidir. Yapım ekidir. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü ne yapıyor eylemsi ekleri? Arkadaşlar fiil soylu bir sözcüğü veya isimden sonra fiile dönüşen bir sözcüğü ne yapıyor? İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil şeklinde. Yani isim, sıfat ve zarf şeklinde karşımıza çıkarıyor. Yani sözcüğün türünü ne yapıyor? Değiştiriyor. Dolayısıyla bütün eylemsi ekleri yapım ekidir. Tüm eylemsiler yapıca türemiştir arkadaşlar. Bu da çok önemli bir husus. Evet, gelelim şimdi fiilimsi çeşitlerine. Tekrar etmek gerekirse çoğunlukla fiil kökünden türer fakat fiil gibi çekimlenemez. Olumsuz şekli yapılabilir. Bazı özel ekler alır ve aldığı bu özel ekler sayesinde cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılır. Ve ne dedik son olarak? Tüm fiilimsi ekleri yapım ekidir. Bunu da unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Fiilimsinin çeşitlerine gelelim şimdi de. Kaç çeşit fiilimsi var arkadaşlar? Şimdi onlardan bahsedelim. 3 çeşit fiilimsi var. Bunlardan ilki neymiş? İsim fiil veya ad eylem. Ad eylem ekleri hangileri arkadaşlar? Evet, burada me, ma, mek, mak, ış, iş, uş, üş şeklinde karşımıza çıkıyor.
Biz bunu mayışmak şeklinde aklımızda tutabiliriz. Mayışmak ifadesine baktığımız zaman arkadaşlar MMA var, ış iş var ve mekmak var. Evet, peki biz cümlede fiilimsi nasıl arayacağız? Nasıl bulacağız? Bununla ilgili örneklerimiz var. Şimdi bu örnekleri sırasıyla inceleyelim ve bu örneklerdeki isim fiilleri bulalım. İlk örneğe bakıyoruz. Çocuk yürümeyi, konuşmayı yeni yeni öğrenmeye başladı. Bu cümledeki isim fiilleri bulalım arkadaşlar. Yürümeyi kelimesinin kökü ne? Yürü. Yürümek bir fiildir, bir eylemdir. Buradaki mema isim fiil ekidir arkadaşlar. Konuşmayı kelimesinde konuş bir fiildir. Ondan sonra gelen mema bir isim fiil ekidir. Biz bu sözcüklerin isimleştiğini başka nasıl anlayabiliriz? Arkadaşlar bakın çok önemli. Şu Y kaynaştırma harfinden sonra gelen I, I belirtme hal ekidir. Yine burada Y kaynaştırma harfinden sonra gelen I, I belirtme hal ekidir. Peki belirtme hal eki isme mi gelir, fiile mi gelir? İsme gelir. Arkadaşlar bu belirtme hal ekleri de bu sözcüğün artık fiil olmaktan çıktığını ve bir isme dönüştüğünün bir kanıtı. Devam ediyoruz. Yeni yeni öğrenmeye başladı. Öğren bir fiildir. Öğrenden sonra gelen mema isim fiil ekidir. Yine buradaki ea yönelme hal ekidir. Bildiğiniz üzere hal ekleri isme gelir. Bu sözcükler isimleşmiştir. Devam ediyoruz. Başka bir örnek. Soruyu anlamak, sorunun yarısını çözmek demektir. Bu örnekteki fiilimsileri buluyoruz şimdi. Evet, anla fiil kökü. Mekmak fiilimsidir. Sorunun yarısını çözmek. Çöz fiil, mekmak isim fiil ekidir. Peki başka var mı? Evet. Arkadaşlar cümlenin yükleminde de fiilimsi karşımıza çıkabilir. Yani fiilimsiler yüklemde yer almaz diye bir kaide yok. Soruyu anlamak, sorunun yarısını çözmek demektir. Demektir ifadesine bakıyoruz. D bir fiil midir? Evet. D'den sonra gelen mekmak bir fiilimsidir arkadaşlar. Tırtir, geçen dersimizde anlatmıştık. Ek fiil. O halde bu cümlede de ne var arkadaşlar? 3 tane fiilimsi var. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir iki örneğimiz daha var. İsim fiille ilgili. Bu anlayış bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu anlayış bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar, burada hangi kelimede isim fiil var diyebilirsiniz? Anlayış kelimesinde. Anlayış kelimesinin kökü ne arkadaşlar? Anlamak. Y kaynaştırma harfi buradaki ış iş nedir arkadaşlar? İsim fiildir. Diğer örneğe bakıyorum. Başka burada örnek yok çünkü. İsim fiille ilgili bir örnek yok. Duraktaki bu uzun bekleyiş herkesi canından bezdirmeye yetmişti. Bu cümledeki fiilimsileri buluyoruz. Duraktaki bu uzun bekleyiş. Bakın burada önemli bir husus var. Bekleyiş kelimesinin kökü bektir, isimdir. Ama bekten sonra beklemek bir fiildir. Y harfi kaynaştırma buradaki ış, iş ise nedir arkadaşlar? İsim fiildir. Başka var mı arkadaşlar burada? Herkesi canından bezdirmek. Evet. Bezmek, bezdirmek bu bir fiil arkadaşlar. Buradaki mema nedir yine? İsim fiil ekidir. Arkadaşlar, evet. Demek ki biz kökü fiil olan veya gövdesi fiil olan bir kelimeden sonra mema, mekmak, ış, iş arayacağız. Ve bu ifadelerin olduğu kelimeleri biz isim fiil olarak kabul edeceğiz. Fakat tabi bazı önemli ayrıntılar var. Yani her mema, her ış iş isim fiil olarak kabul edilmeyebilir. Bununla ilgili ayrıntılara geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Evet, iki tane notumuz var. Bu notlardan ilkini önce açıklıyorum. Sonra diğerini, sonra isim fiili bitirmiş olacağız. Arkadaşlar,
Kimi zaman isim fiil ekleri kalıplaşır. Somut bir varlığa ad olur. Dolayısıyla somut bir varlığa ad olan bu kelimeler fiilimsi özelliğini ne yapar? Kaybeder. Şu klasik örnekleri vermek istemedim. Dondurma, ondan sonra ekmek, efendim söyleyeyim sarma, dolma. Bunlar klasik örnekler arkadaşlar. Şimdi iki tane örnek yazmışım tahtaya. Onlara bakalım hemen. Deneme kitapçığımı sanırım danışmada unuttum. Burada deneme ifadesine bakalım arkadaşlar. Kök denedir, bir fiildir. Buradaki mema isim fiil midir? Kesinlikle değildir. Peki danışmada danışmak bir fiildir. Fakat danıştan sonra gelen mema bir fiilimsi eki değildir. Bir isim fiil eki değildir. Deneme ve danışma ifadeleri burada kalıplaşmıştır. Somut bir varlığa ad olmuştur. Onun için bu sözcükler kesinlikle isim fiil olarak kabul edilemez. Alttaki örneğe bakalım. Bu görüş bizi bağlamaz. Evet, bu cümlede görüş ifadesindeki iş bir fiilimsi midir? Değildir arkadaşlar. Buradaki iş görüş ifadesi fikir, düşünce anlamında kalıplaşan bir sözcük olmuştur. Yani iş görmek eylemini fikir, düşünce anlamında somut bir varlığa dönüş, somut bir kavrama dönüştürmüştür. Dolayısıyla bu kelime de bir fiilimsi, bir eylemsi değildir arkadaşlar. Evet, bu önemli. Peki bir başka önemli husus arkadaşlar, onu da hemen alttaki notta ifade ettim. Neymiş arkadaşlar diğer önemli husus? İsim fiil eki olan mema ile olumsuzluk eki olan mema birbirine karıştırılmamalı. Bu da çok önemli. Her gördüğümüz mema'ya isim fiil ekidir diyemeyiz arkadaşlar. Çok önemli. Şimdi ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılmak demekmiş, bilmedim. Bu ifadelerdeki fiilimsileri bulalım hep beraber. Ben seni unutmak, mekmak isim fiildir. İçin sevmedim. Evet. İşte burada bir tuzak var. Sevmek fiil köküdür. Buradaki mema kesinlikle bir isim fiil eki değildir. Oradaki mema ne ekidir arkadaşlar? Olumsuzluk ekidir. Gülmen ayrılmak demekmiş, bilmedim. Gülmen, kök gül. Şuradaki mema isim fiil eki midir? Evet. Ayrılmaktaki mekmak isim fiil eki midir? Evet. Demekmişteki mekmak isim fiil eki midir? Evet. Ama bilmedim ifadesindeki mema nedir arkadaşlar? Olumsuzluk ekidir. Ve kesinlikle bir eylemsi değildir arkadaşlar. Evet, o halde bazen isim fiil ekleri kalıplaşıp somut bir varlığa ad olabiliyorlar. Bazen isim fiil ekleri, isim fiil eklerinden mema olumsuzluk anlamında kullanıldığında biz buna fiilimsi eki diyemeyiz. Arkadaşlar, buna çok dikkat etmemiz lazım. Peki, devam ediyoruz arkadaşlar. İsim fiille ilgili benim sizlere söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Notumuzu alıyoruz. Hemen akabinde ne yapıyoruz? Bol bol test çözüyoruz. Çözemediğimiz soruları gönderiyoruz. Evet, geçiyoruz ikinci fiilimsimize arkadaşlar. Sıfat fiil veya diğer adıyla ortaç. Şimdi burada birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, sıfat fiil, sıfatı düşünelim şimdi, fiil dursun. İsmi etkileyen, niteleyen veya çeşitli yönlerden belirten sözcüklere biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz. O halde sıfat fiil de sıfat görevinde kullanılabilen bir sözcük olarak karşımıza çıkar mı? Evet, çıkar. Sıfat fiilin iki görevi vardır. Bir, çoğu zaman sıfat görevinde kullanılır. İki, sıfat görevinde kullanılmadığı zaman karşımıza adlaşmış sıfat fiil olarak çıkar. Bakın arkadaşlar,
Onu yazdım zaten. Çoğu zaman sıfat görevinde kullanılır. Bazen de adlaşmış sıfat fiil olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar, çoğu zaman sıfat görevinde kullanılıyormuş. Peki sıfat fiil ekleri herkes ezbere biliyordur. An ası, mez ar, dik, ecekmiş. Arkadaşlar bu ekler sıfat fiil ekidir. Özellikle dık dik ekini yuvarlak içine aldım. Sebebi şu arkadaşlar. Dık dik eki karşımıza tı, ti şeklinde çıkabilir ve bu hataya sebebiyet veriyor. Öğrenci buradaki dık dikin tı, ti şeklinde çektiğine dönüştüğünü ne yapamıyor? Bazen anlayamıyor veya gözden kaçırıyor. Arkadaşlar çok önemli. Dık dik eki tı, ti şeklinde karşımıza çıkabilir. Yani ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşaması kuralına tabi olur ek ve tı, ti şeklinde karşımıza çıkar. Şimdi başa dönecek olursak sıfat fiil din iki görevi vardır. Bir, sıfat görevinde kullanılır. İki, adlaşmış sıfat fiil olarak karşımıza çıkar. Yani şöyle bir soruda ne arayacağımızı artık biliyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır denildiği zaman sıfat görevinde mi kullanılmış yoksa adlaşmış mı ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi örneklere geçiyoruz. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Evet. Burada sıfat fiil olabilecek, sıfat fiil ekleriyle aynı olarak kullanılan ekler var. Hangileri onlar? Arkadaşlar bakalım. Gelecekteki ecek acak. Bir de esirgenmezde mezmaz var. Peki hangisi sıfat fiil arkadaşlar? Tabii ki kaz gelecek ifadesindeki ecek acak sıfat fiil. Hangi yer? Nasıl yer? Kaz gelecek yer. Buradaki ecek acak kendisinden sonra gelen bir ismi etkiliyor. Yani sıfat görevinde kullanılmış. Dolayısıyla buradaki ecek acak nedir arkadaşlar? Kesinlikle sıfat fiildir. Ama esirgenmez ifadesindeki mezmaz geniş saman kip ekinin olumsuzudur. Yüklemde kullanılmıştır. Cümleye zaman anlamı katmıştır. Dolayısıyla buradaki mezmazın arkadaşlar sıfat fiil olması mümkün değildir. Bu ne ekidir? Kip ekidir. Biraz sonra bununla ilgili bir not yazacağım. Evet, devam ediyoruz. Çektiği çileyi hepimize anlattı. Çok önemli bir not bu. Ben biraz cümleleri kısa tuttum ama sınavda daha uzun cümleler karşınıza çıkabilir. Dikkat etmeniz lazım. Burada sıfat fiil olabilecek herhangi bir kullanım söz konusu mu? Evet. Arkadaşlar çekmek ifadesindeki ifadesinden sonraki dık dik tı ti şeklinde karşımıza çıkmış. Bakın bu çok önemli. Hangi çile? Nasıl çile? Çektiği çile. Çektiği çile arkadaşlar buradaki dık dik sıfat fiildir. Bunu görmek çok önemli. Buradaki ekin dık dik şeklinde bir ekten dönüştüğünü bilmek son derece önemli. Peki devam ediyoruz. Ne doğan güne hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur. Evet, doğan güne derken buradaki en an sıfat fiil mi? Hangi gün? Doğan gün. Bakın şu ana kadar tespit ettiğimiz bütün sıfat fiil ekleri sıfat görevinde kullanıldı. Peki bu cümlenin devamına bakalım. Başka fiilimsi var mı? Ne doğan güne hükmüm geçer? Oradaki er ar geniş saman ki peki. Ne halden anlayan bulunur? Arkadaşlar buradaki en an da sıfat fiildir. Kök anlamak, y kaynaştırma harfi, an en sıfat fiil. Peki bu sıfat fiil sıfat görevinde mi kullanılmış yoksa adlaşmış mı? Adlaşmış tabii ki. Çünkü kendisinden sonra bir isim var mı? Yok. Bulunur, var. Yüklem, fiil. Aslında bu cümle şu şekildedir. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan insan bulunur. Halden anlayan biri bulunur. Sıfat fiilin nitelediği isim düşmüş. Dolayısıyla sıfat fiil ne olmuş arkadaşlar? Adlaşmış. İşte biz buna ne diyoruz? Adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Evet, hatırlayın. Sıfat fiil iki görevde kullanılıyordu. Ya sıfat görevinde kullanılıyordu veya adlaşmış sıfat fiil oluyordu.
Devam ediyoruz. Sonunda korktuğum başıma geldi. Evet, bu cümlede bir fiilimsi var mı arkadaşlar? Bir sıfat fiil var mı? Var. Korktuğum, kök korkmaktır. Korkduk, duk, dık, dik, eki, tu şeklinde karşımıza çıkmış bir sıfat fiildir. Peki buradaki sıfat fiil sıfat görevinde mi kullanılmış yoksa adlaşmış mı? Tabii ki adlaşmış. Sonunda korktuğum şey, korktuğum olay, korktuğum durum başıma geldi yerine korktuğum başıma geldi dediği için buradaki sıfat fiil de ne olmuş arkadaşlar? Adlaşmış. Adlaşmış sıfat fiil. Peki devam ediyoruz. Kırılası elleriyle çocuğu dövmüş. Evet, bu cümlede sıfat fiil var mı arkadaşlar? Kırılası elleriyle çocuğu dövmüş. Var. Hangi eller? Nasıl eller? Kırmak, kırılmak, kırılası eller. Bakın, sıfat görevinde kullanılan bir sıfat fiil. Evet, dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. Tabii ben sadece dönülmez akşamın ufkundayız ifadesini yazdım. Arkadaşlar, burada bir sıfat fiil var mı? Var. Dönülmez akşam. Hangi akşam? Nasıl akşam? Dönülmez akşam. Buradaki mez, maz da nedir arkadaşlar? Sıfat fiildir. O halde buradan çok önemli bir sonuç çıkarıyoruz. Arkadaşlar, mez, maz, ecek, acak, er, ar, mış, miş, bu ekler aynı zamanda ki peki. Aslında ben bunu başka bir yerde dile getirmiştim, anlatmıştım ama burada yeri geldiği için tekrar biraz sonra bu eklerin hem sıfat fiil eki olduğunu hem ki peki olabileceğini ve nasıl ayırt etmemiz gerektiğini biraz sonra sizlere anlatacağım. Peki bakalım, şimdi notlarımıza geçebiliriz artık. Sıfat fiil ile ilgili örneklerimizi yazdık arkadaşlar. Notlarımıza geçebiliriz. Birinci notumuz, sıfat fiil karşımıza adlaşmış sıfat fiil olarak çıkabilir. Bunu zaten defaatle söyledik. Birkaç tane de örnek vardı. O örneklerde de ifade ettim. Ama bir not olarak yazayım. Bulunsun diye burada ifade ediyorum. Bir tane basit bir örnek yazdım. Gelen gideni aratır. Arkadaşlar, burada sıfat fiil var mı? Var. Gelendeki en an, gidendeki en an sıfat fiildir. Peki bu sıfat fiiller sıfat görevinde mi kullanılmış yoksa adlaşmış mı? Tabii ki adlaşmış. Gelen adam giden adamı aratır yerine gelen gideni aratır demişiz ve sıfat fiil ne olmuş? Adlaşmış. Adlaşmış sıfat fiil. Evet arkadaşlar, isim fiil ekleri kalıplaşabiliyordu. Hatırlayın, danışma, deneme, görüş. Peki sıfat fiil ekleri kalıplaşabilir mi? Somut bir varlığa ad olabilir mi? Evet arkadaşlar, evde yiyecek, içecek, yakacak kalmadı ifadesinde. Arkadaşlar, yemekten yiyecek, içmekten içecek, yakmaktan yakacak, bu ifadelerin hepsi somut bir varlığın adı olmuştur. Bu sözcükler kesinlikle fiilimsi eki değildir. Evet arkadaşlar, şimdi geldik en önemli mevzuya. En iyi bilinmesi gereken, en çok önemsenmesi gereken mevzuya geldik arkadaşlar. Nedir o mevzu? Sıfat fiil eklerini şimdi hatırlayalım. An, asıl, mez, ar, dik, ecekmiş. Evet, mez, ar, ecekmiş. Arkadaşlar, bu dört ek hem sıfat fiil eki olarak kullanılabilir, hem kip eki olarak kullanılabilir. Çok iyi ayırt etmemiz lazım. Cümle içerisinde eklerin hangi görevde kullanıldığına bakarak, hangi pozisyonda kullanıldığına bakarak bunları çok kolay birbirinden ayırt edebilirsiniz. Şimdi önce notumuzu bir yazalım. Er, mez, ecekmiş. Bu eklerin hepsi sıfat fiil eki aynı zamanda. Değil mi? Er, mez, ecekmiş. Hem sıfat fiil görevinde
hem de kip eki görevinde ne yapılabilir? Kullanılabilir. Kip eki görevinde kullanıldığı nasıl anlayacağız arkadaşlar? Yüklemde zaman anlamı taşıyorsa kip ekidir. Evet, bunu yazmakta fayda var. Yüklemde zaman anlamı taşırsa kip ekidir. Çok basit bir örnek. Donmuş et. Mışmış orada sıfat fiil ekidir. Nasıl et? Donmuş et. Ama et donmuş dersem arkadaşlar, bu sefer mışmış eki yüklemde görülen, duyulan geçmiş zaman kip eki olarak kullanıldı. Evet, tabi sınavda bu kadar basit örnekler karşımıza çıkmayabilir. Hemen bir iki örnek yazalım ve fiilimsi konusunun ilk etabını bitirmiş olalım. Evet arkadaşlar. Yaşanmış birkaç olayı bize de anlatacak dedem. Evet, şimdi biraz devrik bir cümle oldu. Tabii sınavda da devrik cümleler karşınıza çıkabilir. Hemen onu kurallı hale getirip eklerin hangi görevde kullanıldığını daha iyi tespit edebilirsiniz. Dedem yaşanmış birkaç olayı bize de anlatacak. Dediğim zaman anlatacak yüklem olmadı mı? Arkadaşlar, anlatacak yüklem olduğuna göre buradaki ecek, acak ne ekidir? Kesinlikle kip ekidir. Peki kip ekiyle karıştırılabilecek başka bir ek var mı? Evet. Yaşanmış. Yaşanmış ifadesindeki mışmış bir sıfat fiil eki midir yoksa bir kip eki midir? Arkadaşlar, hangi olay? Yaşanmış olay. Birkaç, burada tabii belgisi sıfat, yaşanmış niteleme sıfatı. Hangi olay? Yaşanmış olay. Yaşamak, yaşanmak fiil buradaki mışmış olay sözcüğünü etkilediği için ve sözcük sıfat görevinde kullanıldığı için buradaki mışmış kesinlikle ne ekidir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Evet, çok önemli. Hemen bir örnek daha yazıyorum ve dersimizin ilk etabını sonlandırıyoruz. Kardeşim her gün koşar adımlarla okuluna gider. Evet arkadaşlar, kardeşim her gün koşar adımlarla, koşardaki er-ar, okuluna gider, giderdeki er-ar. Biri yüklemde zaman anlamı taşıyor. Hangisi? Gider. Yüklemde zaman anlamı taşıdığı için bu ne ekidir? Kip ekidir. Diğeri sıfat görevinde kullanılmış. Bakın nasıl adımlar? Koşar adımlar. Buradaki er-ar yani koşar kelimesi sıfat görevinde kullanıldığı için buradaki er-ar ne ekidir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Evet arkadaşlar. Eylemsi konusu tabii biraz kapsamlı bir konu. Aslında işin önemli kısmını bitirdik. İsim fiil ve sıfat fiili anlattım arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde zarf fiilleri anlatacağım ve biraz fiilimsiyle ilgili soru çözeceğiz ve böylece eylemsi konusunu bitirmiş olacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.